Merhabalar. Bugünkü e, videomuzda Nisan ayının ikinci örnek sorularını fen bilimlerinden çözeceğiz. 10 tane sorumuz var. Örnek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış. Bakalım şimdi sorularımıza. Yukarı verilen bilgilerden yola çıkarak çıkarımlarından hangilerine ulaşılır diyor. Bakalım. Şöyle kalemizi kırmızı yapalım. Tamam. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi sonucunda dünya üzerindeki herhangi bir noktada güneş ışınlarının geliş açısı yıl içinde değişiklik göstermektedir. Işın, <laughs> Işınların düşme açısı azaldıkça yüzeye bıraktığı ısı enerjisi azalmaktadır. Bu iki durum aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanmasına neden olmaktadır diyor. <laughs> ve görselde dünya yüzeyindeki K, L ve M noktaları ve bu noktalara gelen güneş ışını verilmiştir diyor. Şimdi baktığımız zaman Eğim ne tarafa doğru? Şimdi eksenden bakıyorduk değil mi? Şuradaki eksenden bakıyorduk. Ve eğimine, eğimine baktığımız zaman şöyle ekvatorda çizdiğimiz zaman nedir? Eğimi biraz daha kuzey yarım kürenin şeye, güneş ışınlarına doğru baktığını görüyoruz. Yani bu kısım güneş ışınlarına bakıyor. Bu kısım ise biraz daha aşağı doğru bakıyor sanki. Tamam. Şimdi onları heh, sildik. Şimdi baktığımız zaman nedir? Kuzey yarım küre demek ki dik, dik açılarla geliyor. Hatta ve hatta şöyle diyebiliriz. Yengeç dönencesine dik açıyla geliyor. Diğerlerine de dike yakın açılarla geliyor. M'ye de nedir? Tabii ki daha dar açıyla, eğik açıyla geliyor diyebiliriz. Şimdi bakalım. K noktasında yaz mevsimi yaşanmaktadır. Evet doğru. Çünkü o tarafa doğru nedir? Dik açıyla gelmektedir. Hatta dik açısında burada nerede vermiştir? Bak şöyle bize bayağı kolaylık olsun diye dik açıyla olan yerini bize vermiştir. Tamam. Yani daha da zorlanmayalım diye soru gerçekten de bu yönden bakınca bayağı da basit olmuş oluyor. Kanatlısı yaz mevsimi yaşanmaktadır. Doğru. Belirtilen noktalar arasında güneş ışınlarını en dar açıyla alan M noktasıdır. Kesinlikle öyle doğru. Şu dar açısını şuradan şöyle görebilirsiniz. Şöyle yaklaştırayım. Dar açısını şuradan geldiğiniz zaman şuradaki açı var ya. Burası dar açıdır. Şurası dik açı. Şuradaki de dar açı. Diyelim ki 40 derece mesela. Tamam. Bu tarzda orayı düşünebiliriz. O zaman bir doğru, iki doğru. Belirtilen noktalara konulan özdeş cisimlerden L noktasındakinin daha çok ısınması beklenir diyor. Haliyle kesinlikle dik açıyla gelen noktadan nedir? Daha fazla ısınma kesinlikle görülmektedir. Onun için bu da doğrudur. Ve cevabım cevabım 1, 2 ve 3 yani deniz ışık oldu. Geçelim sorumuzu. Evet. Buna göre EFE'nin gezi tarihini ayarlamak için dikkate alması gereken veriler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. EFE havanın yağışlı olmadığı ve sıcaklığın yüksek olduğu bir hafta Avustralya'nın hafta diyor. Hafta dolaşmaya gidecekmiş. Ee, Sydney şehrine gezi düzenlemek istemektedir. Bu amaçla Sydney'in iklim ve hava durumuna ait grafikleri incelemeye başlar. Ancak iklim grafiğinde Sydney haziran ayında yağışsız görünürken genel ibare yani son 30 yılda genellikle yağışsızmış. Ama hava durumu da diyor ki bu ayın ilk haftası yağışlı olacak diyor. He, şimdi baktığımız zaman büyük ihtimal hani yağışlı olup olmadığını bize soracak. Şimdi hani hangisine bakarak gidebilir diye. Şimdi baktığın zaman iklime bakıp da gidemez. Neden? Çünkü genel iklim nedir? Genel bir orana bakar. Hani Haziran ayında son işte 20 yılda genellikle yağışsız geçti. Bak genellikle. Yani genel orana bakar ve Haziran ayında da bir gün değil bir hafta değil 30 gün baktığın zaman o oranı o oranı şey yapar ee, ama hava durumuna baktığın zaman hava durumu biraz daha güncel bilgi verdiği için o biraz daha şeydir bizi doğrulayıcı sonuç verir tamam bakalım geniş bir bölgedeki atmosfer olaylarının ortalamasını gösterdiği için iklim verilerini dikkate almalıdır hayır geniş bir bölge onunla alakası yok Günlük değişken olayların gösterdiği için hava durumu verilerini dikkate almalıdır. Cevabımız burada. Günlük değişken hava olaylarını gösteren hava olaylarını dikkate kesinlikle almalıdır. Zaten gideceği kısıtlı bir süre. Bir haftalık bir süreç. Ve bunun için iklime bakmasına gerek yok. Hava olaylarına bakmasına gerek vardır. Diğerlerini zaten geçebiliriz. Bakalım. Üçüncü sorumuza geldik. Ne diyor? Buna göre çevre koşullarının kakımlarının kürk renginde oluşturduğu değişimle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Kakım su kenarlarında, tarlalarda ve kırlarda yaşayan uzun vücutlu, kısa bacaklı, kısa kuyruklu, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir gelincik türüdür. Kakımlar kış aylarında tümüyle beyaz renkliyken yaz aylarında kürklerinin üst tarafı kahverengi, alt tarafı beyazdır. Yani modifikasyondan bahsediyor. Ancak takımlar yaşadıkları coğrafyanın tümünde mevsimle birlikte renk değiştirmez. Sıcak bölgelerde hiç beyazlaşmadan yaz kürkü ile kalırlarken daha soğuk olan bölgelerde evet daha soğuk olan bölgelerde beyaz renkli kış kürkleri ile görülürler. Tamam. Tamamen artık ilk başta biraz böyle belki adaptasyonu belki örnek şey yapılabilir belki ama sonraki açıklamalarla tamamen nedir? bize modifikasyondan bahsediyor. Tamam. Modifikasyondan bahsediyor. Yani soğuğu gördüğü zaman nedir? Beyaz. Sıcağı gördüğü zaman ise e, biraz daha koyu ten şey koyu tüy, tüyleri olmuş oluyor. Kürk rengi olmuş oluyor. Bakalım. Evet. Kakımlarda oluştu, oluşan değişim yavrularına aynen aktarılır. Yanlış. Yavrularına aktarılmaz. Kalıtsal bir şey değil çünkü. Kakımların DNA diziliminde değişiklik meydana gelmiştir. DNA dizilimi dediği mutasyonla alakalı biraz daha DNA yapısının değişmesidir ki modifikasyon, modifikasyonla böyle bir şey olmaz. Çevre koşulları kakımın görünüşünde kalıcı değişiklik oluşturmuştur. Kalıcı değildir. Geçicidir. Çünkü kimisi beyaz. Beyaz olan sonradan kahverengi kürklü de olabiliyor. Kakımların bazı genlerinin işleyişinde değişiklikler meydana gelmiştir. Gen işleyişi. Gen işleyişini ifade ediyordu arkadaşlar. Kesinlikle modifikasyon. Bundan dolayı cevabım denizli. Bakalım buna göre tüm insanlarda aynı aynı sayıda kromozom olmasına rağmen genetik soy kütüğü yöntemiyle şüpheli kişiye ulaşabilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. 2018 yılında suç oluşturan bazı olayların incelenmesinde DNA analizine dayalı genetik soy soykütü yöntemine başvurulmuştur. Bu yöntemi kullanan araştırmacılar olay yerinde şüpheliye ait olduğu düşünülen DNA örneklerinin analiz sonuçlarını genetik eşleşme yapabilen bir bilgisayar programına yükleyerek Ne diyor? Tuşu çizelim. Ee, evet DNA bilgisayar programı varmış. Böylece şüpheli DNA benzerliği gösteren genetik veri tabandaki insanları belirlemişlerdir. Tamam. Bu insanları görüşe şüpheli ile aynı soydan bireylere ulaşmış, aynı soydan bireylere ulaşmış şüpheliyi bulabilmişlerdir. Bu yöntemle birçok olay çözüme kavuşmuştur. Bakalım. Şüphelinin DNA'sında bulunan toplam fosfat şeker sayısı. Hayır hayır. Aynı soydaki bireylere benzer olmaz. Şimdi toplam fosfat şeker sayısına bakarak bir şey çözemeyiz maalesef. Tamam çünkü e, bize nükleotit sayısını verir ki bu da net bir ifadeyle bize bir sonuç vermemiş olur. Bunu geçtim. Şüphelideki bazı nükleotlerin sırası ve sayısının aynı soydakı bireylere büyük oranda benzer olması. Cevabımız bu gibi ama bakalım bir. Şüphenin DNA'sında bulunan organik baz çeşidinin organik baz çeşidi demiş. Soydaki bireylerde benzer olması. Şimdi organik baz çeşidi dediği zaman benzer haliyle tüm insanlarda organik baz çeşitleri aynıdır. Adenin, guanin, e, timin, sitozin. Heh, bunlar. Tamam. Bundan dolayı C'yi de Şüphelideki nükleot sayısının aynı süredeki bireylere benzer olması. Nükleot sayısının aynı süredeki yok ya. Yani. Aynı, hani A ile D aynı şey ama bir sonuç oluşmamış oluyor. Tamam. Bundan dolayı ne A ne D'yi alabilirim. Cevabım. Şüphelideki bazı nükleotların sıra sayısının aynı süredeki bireylere büyük oranda benziyor. benzer olması. Sırası ve sayısı birlikte olduğu zaman cevabım o zaman bolu olmuş oluyor. Geçelim ne diyor? Alt tarafına bir bakalım. Grafiğe göre kahverengi gri, gri alacak baykuş sayısında meydana gelen değişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir grup bilim insanı 1981-2008 yılları arasında bir bölgede yapılan çalışmada kahverengi ve gri renkteki tüm alaca baykuşları yakalamış ve takip edebilmeleri için etiketlemişlerdir. Baykuşlar çeşitli yıllarda tekrar yakalanarak sayıları tespit edilmiştir. Baykuşların sayıldığı yıllar içerisinde kar yağışı ve yere düşen karın kalınlığı değişim göstermiştir. Bu yıllar içerisinde kahverengi ve gri alaca baykuş sayılarındaki değişim falan filan. Şimdi hangisi söylenemez diyor. Kahverengi alaca baykuş sayısı haliyle ne yapmış? Kar kalınlığı arttıkça sayısı daha fazla azalmış. Ama gri alaca baykuş sayısı da tamam azalmış ama o kadar da çok azalmamış. Hangisi söylenemez diyor. Evet şöyle. Heh. Üreme yeteneğine sahip alaca baykuş sayısı kar kalınlığının artmasıyla sebebiyle azalmaktadır. <laughs> evet sayısı azalmaktadır. Çünkü ikisinde azalıyor. Neden dolayı? Kar kalınlığından dolayı. Gri alaca baykuşlarının hayatta kalma oranının daha fazla olmasında doğal seçilim etki olma etkili olmaktadır. Kesinlikle. Çünkü kar ortamında gri alaca baykuş daha böyle e, hayatta kalma şansı daha fazladır. Avcılar karlı ortamda gri alaca baykuşları kahverengi alaca baykuşlara göre daha kolay yakalamaktadır. Yanlış. Şimdi burada hızlı okursanız yanlış yapabilirsiniz. Ama ne diyor? Bak gri alaca baykuşları kahverengi, kahverengi alaca baykuşlara göre daha kolay yakalamaktadır diyor. Olamaz. Bu tam tersi bu yanlış bir ifade olur. Kahverengiler daha rahat, griler daha zor yakalar. Ondan dolayı C, cevabımız C'dir. Evet, bakalım. Neyden bahsediyor? Ee, evet, palet takılmış. ve Hangisiyle açıklanabilir diyor. Yere yaptığı basıncı azaltması. Şimdi normalde tekerler nedir? Tekerlerin yaptığı alan, işte yere bastığı şey şudur. Ama palette dediğim, palet tamamen dümdüz basar ve daha nedir? Geniştir. Yani baktığı zaman daha geniştir. Şimdi hangisiyle açıklanabilir palet? Yere yaptığı basıncı ne diyor? Azaltması. Evet ağırlığı azaltması. Ağırlığı değişmiyor ki. Öyle bir şey olmaz. Yükü daha kolay kaldırması. Onunla da bir alakası yok. Kesinlikle nedir? Yere yaptığı basıncı azaltmasıyla alakalıdır. Geçtim. Evet bir mum deneyim var. Açık hava basıncından bahsediyor büyük ihtimalle. İçeride hava kalmıyor ve dışarıdan açık hava basıncının daha fazla etkisiyle su içeri doğru gidiyor. Normal deneyimiz. Hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Mumun sönmesi deney tüpü içindeki basıncın arttığını gösterir. O tam tersi. Bak direkt hemen yanlışı bulduk. Ne demiştim? Demiştim ki içeride hava kalmıyor. Dışarıdaki açık hava basıncı daha fazla geldiği için içeriye doğru su gitmeye başlıyor demiştik ve direkt de Adana'da yanlış olarak orayı bize gösterdi. 8 soruya bakalım. 300 305 maden su şişesi falan falan. Buna göre ikinci duruma getirilen şişelerin zemine uyguladıkları basınç ile A noktasındaki sıvı basıncı değişimi aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Şimdi bir kere Hemen ters çevrildiklerinde haliyle nedir? Yüzey alanı azalacağından dolayı basınç ne yapar? Artar mı? Artar. Cevabım ya buludur ya cihaldir. Bakalım şimdi A noktası diyor. A noktası ikisinde de aynı seviyede. Şunu şöyle şey yapayım. Ha. A noktası ikisinde de aynı seviyede. Evet ama ters çevrildiklerinde alt taraf daha böyle ince olduğu için şey maden suyu nedir? Daha yükseğe çıkmıştır. Değil mi? Daha yükseğe çıktığı için bizim için nedir? Derinlik önemliydi. Bu derinliğe göre de baktığımız zaman A sıvı basıncı da artar. Basınç da şey, katı basıncı da artıyordu. Onun için cevabım Ceyhan. Geçtim. Evet. Midraslara ilacı bunlardan bahsediyor. Çıkımlardan hangileri doğrudur diyor. Fenolftalein damlatılmış eşek arısının özütüne ve sonucunda ne çıkmış? Pembe çıkmış. Fenol fitaleine e, çözel şey bir şeye asit veya baz üzerine neyse fenol fitalein damlatıldığı zaman baz ise baz ise pembe, basit ise renksiz oluyordu. Bunu bilmemiz gerekiyor. E, bal arasından da bir özüt almışlar ve mavi turnusol kağıdını batırdığında ne yapmış kırmızı çıkmış. Neydi? Analar kızartır, babalar morartırdan aklımızdan kalsın demiştik. E kırmızı neydi? Kırmızı tabii ki de asit. Tamam. Şimdi buna göre baktığım zaman bal arası, bal arası özütünün pH değeri daha büyüktür diyor. Burası yanlış. Asitler neydi? 0 ile 7 arasında veya 1 ile ne 0 ile 7 arasında 7 ile 14 arasında ise de baz vardı. Değil mi? Eşek arası ısırmalarında sirkeli su ile yaranın silinmesi acı hissini azaltır. Eşek arası neydi? Bazik bir madde ile şey yapıyor. Ee, sokuyor. Ve sirkeli su da nedir? Asittir. Asit de ne yapar? Bazın özelliğini ne yapmış olur? Azaltmış olur ve acısını azaltır. Burası doğru. Çözeltilme turnusolat yalnızca son renkleri kırmızı tonlarında olması, her iki üstünde asit olmasıyla ile kaynaklanır Asit değil. Birisi baz, birisi asit. Ona dolayı cevabım direkt nedir? Yalnız bolu. Aşağıdaki deney düzenini musluk açılarak alüminyum elementi kaba yavaş çözelti falan filan yani büyük ihtimal ne yapıyor? Balonumuz şişiyor. Evet. Şurada da bahsettiği gibi balon şişiyor. Hangileri doğrudur diyor çıkarımlarında. Musluk açıldıktan sonra alüminyumun bulunduğu kapta fiziksel değişim meydana gelir. Fiziksel değil kimyasal değişim. Balonun içindeki gaz alüminyum metalinde ya da K çözeltisi içinde bulunan bazı atomları içerir. Doğru. Balon şiştikten sonra deney düzeninin kütlesinde bir artış meydana gelir. Kesinlikle hayır. Nereden gelecek? Kütlenin korunumun yasası vardı. Biz tepkimelerde bunu kesinlikle bilmemiz gerekiyordu. Bunun üzerinde çokça durmuştuk. Onun için 3 de yanlış ve cevabım yalnız 2. Baktığınız üzere arkadaşlar sorular çok da zor değil. Eğer ki düzgün bir şeyle e, hızda okursanız e, yanlış yapma olasılığınız çok düşük. Tabi biraz da bilginiz bilmeniz gerekiyor. Ama e, hızlı oku, okuyacağım falan derseniz de tabii ki de hatalar karşınıza çıkabilir. Ama sorular zor değil. Tamam. Görüşmek üzere bir dahaki videomuzda. Allah'a emanet olun.